Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabiliriz Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın tek renk turkuaz rengi ipim var. İpim leylak ve bugün inceli bir model yapacağız arkadaşlar şekilde uzun zamandır her attığım videonun altına abla fıstıklı model anlatır mısınız diye mesaj atıyorsunuz o yüzden size fıstıklı inceli bir model hazırladım modelim de şu şekilde arkadaşlar Evet modelim bu şekilde bakın ortasında dört tane inci koyup şöyle trabzanların arasında örümceklerim her örümceğimin tepesine de fıstıklarım var böyle tek renk yazmaya çok güzel oldu arkadaşlar İstediğiniz pembe olur, lila olur tek tek yemenilerin üzerine bu şekilde bu modeli hazırlayabilirsiniz ve tül gibi zarif bir model kullanabilirsiniz. Farklı güzel değişik bir model arkadaşlar. Fıstık modeli isteyen arkadaşlarım için de bu şekilde hazırladım fıstıkları. Modelim bu. Bakın bir de arkadaşlar hani inci nasıl ütüleyeceğiz? Eri erimez mi inci? Ütü ile beraber diyen arkadaşlar için şöyle ters tarafından mesela beyaz bir tülbenti ıslatıp ıslak bir tülbentle bu şekilde üzerinden ütüleyebilirsiniz. Veyahut da sadece trabzanlarına sürüp arkadaşlar incilerine değdirmeden arka tarafından ütünün ucuyla zaten şimdiki ütülerde şey koruyucu oluyor genelde. Teflonların arkasında ütü tabletleri oluyor. O şekilde de Şöyle değdirmeden, parlatmadan, ütüleyebilirsiniz. Teknoloji gelişti yani. Evet. Modelim bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şimdi bu iki motifin arasına 10 tane bu şekilde tığ battı mesafesi bırakarak devam ediyorum. İlk başlarken de aynı şekilde arkadaşlar. Bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyorum. Biliyorsunuz tığ battılarımızı 3 zincir çekip hemen bu şekilde yandaki boş olan tığ battımın içine girerek sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde ben öbür iğneden ta çevirme modellerimde sahte sık iğneye elim alışmış arkadaşlar siz normal sık iğne de yapabilirsiniz Ben de alışkanlık olmuş bu şekilde zürafalar tığ battılar hazırlamak ve buraya 4 tane zincir çekerek başlıyorum şimdi modelimin yapımına 4 zincirimin üzerine iki defa tığımın başını bu şekilde doladım. Bakın bu tığ battığımın içine giriyorum ve 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Şimdi iki defa tığımın başını doladım ve yine bakın bir yandaki aynı tığ battıya sığmayacağı için tığ battılar minik arkadaşlar. 2 2 2. Tekrar iki defa doladım ikinci tığ battığımın içine yani aynısını üçüncüyü yaptığın trabzanın içine dördüncüyü de yapıyorum bu şekilde iki tane tığ battığımın içine ikişer ikişer dört tane trabzan hazırladık şimdi arkadaşlar iki tane zincirimi çekiyorum hemen buradan dört tane bir motife dört tane inci gidiyor bu şekilde dört incimi sıkı bir şekilde iki zincirimin üzerine kapat sıkı sıkı kapattım açılıyor çünkü sonra arkadaşlar ve 5 tane zincir çekiyorum hemen iki incimin arasını bu şekilde aralayıp buraya sık iğne ile sabitliyorum 5 zincirimi bu ilk yuvamız yine 5 zincir hemen bakın ortadan şu şekilde aralayıp sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 zincir. Buradan tam ortadan girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir tanesini boş bırakacağız arkadaşlar. Bakın. 3 tanesine 5'er zincirli yuva yaptık. Ortada bir tane incimiz boş kalacak. 2 zincirimi çekiyorum. 2 defa yine tığımın başını doladım. Buraya iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bu şekilde giriyorum. 2 2 2 Bakın arkadaşlar. Üçüncü tığ battığın içine yine trabzanımı yaptım. İki defa doladım tığımı. Aynı tığ battığın içine 2 2 2 İki defa doladım. Şimdi diğer tığ battığın içine giriyorum. 2 2 2 bir tane zincirimi çekiyorum trabzanımın tepesine şöyle ipimi hafif uzaltıp buraya minik bir örümcek yapıyorum şöyle şimdi arkadaşlar ters tarafına döndüm iki defa tığımın başını doladım bu şekilde bu 5 zincirden yuva yapmıştık ya inci için arasına giriyorum 1 2 2 ve 2 bakın örümceğimiz ve bu şekilde trabzanımız yine bir zinciri dibine çekiyorum şöyle ipimi hafif uzaltıp buraya minik bir örümcek yapıyorum yine iki defa tığımın başını doladım bakın şu sık iğnemiz var ya kapattığımız 5 zincirimizi onun tam ortasından girip bir tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde ve 1 2 2 2 bakın trabzanımı buraya yaptım yine bir zincir çekiyorum dibinde ipimi uzatıp buraya minik bir örümcek yapıyorum 2 defa tığımı doladım ve yuvanın arasına giriyorum. 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi yine dibinde bir tane zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Buradan sık iğne ile kapattığım yerde yine giriyorum arkadaşlar 1 2 2 2 olarak alıp yine trabzanı tamamladım bir zincirimi çektim toplamda burada arkadaşlar 6 tane yuvamız olacak 5. örümceğimi de bu şekilde yapıp bakın şöyle arasına girip 2 defa tığımın başını doluyorum ve yuvanın içine gir girdim. 1 2 2 2 Evet. Örümceğimiz hazır. Yine bir zincirimi çektim dibinde. Şöyle örümceğimi yapıyorum. Hemen arkadaşlar bakın burada dört tane trabzan yapmıştık. Bu ilk trabzanın tepesine sık iğne ile örümceğimi buraya bu şekilde bakın sabitliyorum Bismillah bu da çırt arkadaşlar hemen bir zincirle tekrar döndüm düz tarafına bakın bu en son yaptığım örümceğimin içine giriyorum şöyle bir zincirimle buraya bir tane sık iğne yapıyorum köşeyi döndük şimdi buraya 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hafif, şöyle minnacık bir uzatıyorum arkadaşlar fazla değil. Bu 8 zincirin altından girip bakın bir tane üzerinde zincir çekip ipimi çektim 2. Toplamda buraya 18 tane bu şekilde ilmek toplayacağım. 3. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar yani. 4. Bismillah. 5 6 7 8 9 10 Dibinde bir zincir. Bir çek. 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Toplamda 8 zincirin üzerine bakın arkadaşlar. Bu şekilde 18 tane ilmeğimi topladım. 18'ini birden bakın bu şekilde başa doğru çektim. Hepsini topladım mı? Topladım. Şimdi şuradan Kemizi tekrar takalım. Evet. 18 tane ilmeğimiz tığımızda. Şimdi arkadaşlar örümceğin içinden şöyle bir tane sık iğne veya zincir ikisini yerine de olur. Bu şekilde bakın. Ve sonra ikisini birden Bismillah. Ikisini birden sıktırıyorum tığında. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip diğer örümceğin içine sık iğne ile sabitliyorum yine buraya 8 tane zincir çekip fıstığımızın yapımına başlayacağız ilk fıstığımız bu şekilde hazır bakın arkadaşlar örümceğimizin üzerinde ilk fıstığımız buraya da 8 tane zincir çekelim 2 3 4, 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim hemen bakın zincirin altından giriyorum Bismillah. Şöyle dibinde bir zincir çekip çıkarıyorum. Zincirin altından giriyorum. Dibinde bir zincir. Şöyle bu ulaşmadan. Dibinde bir zincir ipi çekiyorum. 4. Bu şekilde toplam yine 18 tane ilmeği toplayalım. 5 6 7 8 8 9, 10, 11, 12. Şu şekilde hemen. 8 taneyi topladık bu şekilde. Şimdi bunun hepsini, bakın ilmekten geçiriyorum. Böyle çekerek başa kadar çıkıyorum. Şimdi kapatmıyorum. Bakın ağza çık arkadaşlar. Tıkırdayıp örümcekten alıyorum. Şöyle dibinde bir zincir ve her iki kalan ilmeğimi de dibinde bu şekilde sıktırıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. İkinci fıstığım da hazır bu şekilde. Çok güzel yağlı bir fıstığımız oldu. Şöyle diğer örümceğin üçüncü örümceğin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum yine 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 aynı şekilde arkadaşlar burada da olduğu gibi 18 tane buradan zincirin altından ilmek toplayıp başa kadar geleceğiz Evet arkadaşlar şöyle bu şekilde geri kalan fıstıkları yaptım bakın çok güzel bir fıstıklar oluşuyor bu verdiğim taktiklerle yaparsanız son örümceği de beraber yapıp fıstığın arkadaşlar altıya tamamlayalım ve bitirmiş olalım. Bakın örümceğimin içine sık iğne ile girdikten sonra 8 tane zincir çekerek fıstıklarımızın yuvası zincir oluyor biliyorsunuz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum. Bakın ipimin ucu hafif uzun. Eğer tutturamayan olursa şu son zinciri de batarak yapabilir arkadaşlar. Şöyle altından geçiyorum ve zincirimin üzerinde bir tane bu şekilde sık iğne yapıp ipimi çekiyorum. Şöyle yavaş yavaş gösteriyorum. 3 oldu. 4. 8 zincirin üzerine toplam 18 tane fıstık alıyor. Dibine kadar dolsun ki arkadaşlar şu dip köşeleri güzel dursun. Boşluk olunca böyle güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden 8 zinciri 18 tane alıyor. 6 Altı. sanırsam 6 idi arkadaşlar konuşurken sayısını unuttum 8 9 dibinde bir zincir ipi çek 10 dibinde bir zincir 11 şöyle alttan girip ilmek alıp dibinde bir zincir 14 on 15 16 17 bakın arkadaşlar demin dediğim bu çektiğimiz bu 8 zincirin dibine kadar bu şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Şimdi en son 18 tane olunca bu şekilde bütün ilmeklerin arasından geçip başa kadar bakın ipimi çıkarttım. Şimdi bunu kapatmadan yine örümceğimin içine giriyorum orada da şöyle bir zincir çekip dibine bakın bu şekilde geri kalan iki tane ilmeğim var bir fıstığımız sonunda bir de tığımın ucunda ikisini birden buraya kapatıyorum şöyle dibine bir zincir çekiyorum şöyle fıstığınızı düzeltebilirsiniz ve bunu burada trabzanımız var ya arkadaşlar bakın 3 taneden yukarı çıkmıştık örümcek yapmıştık o trabzanın 3. trabzanın tam tepesine de bir zincirimi bu şekilde şöyle sık iğne ile sabitliyorum hem de fıstığımı buraya tutturmuş oldum şimdi 3 zincir çekerek trabz, dördüncü trabzanı buraya yapacağız bir eksik yapmıştık 3 yapmıştık onu da 3 zincirle aynı tığ battının içine çünkü 3. trabzanı bu şekilde ikinci tığ battı yapmıştım 3 zincirimle aşağı indim arkadaşlar bakın dördüncü trabzanı buraya yaptım bu şekilde şimdi 1 2 3 zincirimi çekiyorum hemen boş olan yandaki tığ battıya girip bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum yine 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yine arada 10 tane bu şekilde tığ battı mesafesi vereceğiz şöyle bakın sıradaki tığ battılara girerek sabitliyorum 3 zincir hemen ben bunu ona tamamlayıp geliyorum arkadaşlar aynı bu şekilde normal de yapabilirsiniz sahte trabzan yaparak da tığ battılar yapabilirsiniz hemen ben bunu ona tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi sizlerle yaptığımız fıstıklarımız motifimiz modelimiz bu şekilde fıstıklar da gayet güzel yakıştı her zaman arkadaşlar bu fıstıkların yerine böyle sık iğneler yapıyorduk sizler fıstık istediniz diye bu şekilde fıstığa çevirdim örümceklerin üzerindeki sık iğneleri fıstık yaparak bu şekilde sizlere tasarladım fıstık isteyen arkadaşlar yoruma sürekli yazan arkadaşlar alın size güzel bir şöyle tül gibi fıstık modeli İnşallah artık yorumlarınızda abla lütfen bir fıstık modeli çıkarır mısınız?" demezsiniz. Bol bol fıstıklı, 6 tane fıstık. Eğer arkadaşlar hani ben koparmadan yapılması rahat oluyor diye benim gibi rahatçılar yoksa bu fıstıkları rengarenk de yapabilirsiniz. Altına yeşil gidip üzerine farklı renkli fıstıklardan da yapabilirsiniz. Yani sizlere fikir olsun bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. Tek rengede dediğim gibi çok yakıştı. Bu şekilde sarı boncuk da turkuaz rengini çok açtığını düşünüyorum. İnci arkadaşlar bunlar dal inci, tuafilerde satılan. Beyaz inci yerine sarı inci satılıyor. Bunlar o şekilde ter de bulabilirsiniz. Evet, Modelim bu. Gayet inci tül gibi zarif böyle. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Şöyle arkadaşlar kalıp gibi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Emeklerim için bana beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımın gelmesi için sizlerin beğeni yorum yaparak bana destek olması şart. O yüzden desteklerinizi eksik etmenizi eksik etmemenizi diliyorum. Allah'a emanet olun tekrar hoşça kalın.